Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine bir köklendirme yapacağız. Kışın artık yapabileceğimiz manevralar çok az bitki konusunda. Onun için biberiye köklendirebilirsiniz. Balkonunuzda, saksınızda, mutfağınızda kolayca yapabilirsiniz. Ve et yemeklerine cidden tazesi böyle koparıp içine atarsınız. Çok yakışıyor. Harika bir lezzet veriyor. Şimdi yine önümüzde 3 farklı bir yöntem olacak. İlki besinli bir su olacak. Ona biberiyemizi koyacağız. Zaten ben kopardım hani dipleri kurumasın diye. Şu anda sudalar. Buradan bir tanesi suda olacak. Bir tanesi sadece toprakta. Bir tanesi de şöyle aloe veramız var. Onun içine gömüp o şekilde toprağa koyacağız. Orada köklenip sonradan toprağa ulaşacak. Hatta şu altında biraz kesebiliriz. Şimdi hemen işlemlere beraberce başlıyoruz. Evet, öncelikle mantarımıza şimdi hemen 2 tane koyacağım. Mantarımı şöyle deliyorum. Bunu da delelim. Bu tarafında. Evet, bu şekilde hemen suyumuza böyle bırakıyoruz. Evet, birinci yöntem bu şekilde bekleyecek. Şöyle dibini biraz daha keseceğim. Çapraz kesiyorum. Diğerinde ise şöyle direkt koyacağım. Evet, şimdi hepsini tamamladık. Can sularını da vereceğiz toprakta olanları ve beraberce beklemeye geçeceğiz. Evet, biberiyelerimizi güzelce ektik. Bakın, çok güzel bir bitki gerçekten. Bununla yemekler harika oluyor. Bununla çit harika oluyor. Yazlıkta bahçemizi çit yaptık bununla. Onu da hemen videonun sonuna koyarım, bakabilirsiniz. Cidden harika bir bitki. Pazardan alabilirsiniz. Şimdi normalde uzun sürede kökleniyor. Evet, hani şu anda biz en hızlı yöntem hangisi olacak onu deniyoruz. Ona göre bir yöntemle yani naneden sonra ikinci kolay köklenebilen bitki bakacağız. Bakalım hangisi daha hızlı şekilde köklenecek. Nane demişken naneyi de pazardan alıp pet şişede hiç saksı işte yer kaplayacak gibi düşünmeyin. Naneyi de çok kolay çoğaltma yöntemi var. Onu da videonun sonuna koyacağım. Pet şişede delik açarak ekebiliyorsunuz ve çok kolayca kökleniyor ve bayağı bir büyüyor. Videomuz bu şekilde. Şimdi bakalım köklenme zamanı nasıl olacak. Görüşmek üzere.